Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gece korku filmi izledikten sonra uyuyamıyorum, rahat edemiyorum diyorsanız bu video tam sizler için. Yani korku filmi izledikten sonra uykuya dalmanın 10 yolunu sizin için derledim. Korku filmi izlemek için en iyi zaman gece geç saatlerdir. Gündüzünde korku filmini izlemek pek ilgi çekici değildir. Başka bir şey, pencerenin dışı karanlık olduğunda konut ışıklar kapatılır veya karartılır ve bir korku filminin ürkütücü atmosferine dalabilirsiniz. Ardından kaseti izlerken gerekli duygular ortaya çıkar. Ama ya korku filmi beklediğinizden daha korkunç çıktıysa, aşırı heyecanlandınız ve uyuyamıyorsanız? Endişelenme, bir çözüm var. Bir tane değil, hatta 10 tane diyebiliriz. Bir korkununa başa çık. Bir korku filminden sonra uyuyamıyorsanız ekranda gösterilerlerden çok korkmuş olmalısınız. Belki de filmde olmayan bir karakterden korktunuz ya da ana, ana, karakterlerin kaderlerine çok üzüldünüz. Aşırı heyecanlanmanıza tam olarak neyin sebep olduğunu belirleyin ve sorunu kabul edin. Korkunuzu yenmeye çalışın. Yani korkunuzla başa çıkın. Kendinizi güvende olduğunuzu ikna edin. Sadece mantıklı düşünün. Evdesiniz. Kesinlikle korkacak bir şeyiniz yok. Aslında canavar yok ve kimse tehdit etmiyor. En azından evdeyken ve kapı kilitliyken. Ayrıca bu sadece bir film. Muhtemelen kendiniz de filmin atmosferine çok fazla kaptırmış ve gerçekte özleşmemişsiniz. Bu yüzden sorunun çözümüne diğer kaynaktan ya da diğer taraftan yaklaşmaya değer. Kendinizi de bunu sadece bir film olduğunu ikna edin ve gerçek olayları üzerine çekilmiş olsa bile içindeki tüm roller oyuncular tarafından oynandı ve aslında herkes hayatta kaldı, büyük teklif ücretleri de kazandı. Yani size hiçbir şey olmadı. Filmin nasıl yapıldığına dair videoyu izleyin. Bir önceki noktaya ek olarak az önce izlediğiniz korku filminin çekimini de ile ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Bu videolar genellikle komik anlar içerir. Hatta içerik oluşturucuların sizi nasıl korkutmaya başardığını anlamanıza yardımcı olacak. Çekim süresinin bazı sırlarını ortaya çıkarır. Bazen sadece bir film olduğunu ve şu anki gerçeklerinizle hiçbir ilgisi olmadığını anladığınızda huzur içinde uyuyabilirsiniz. Tavsiye edilmez ama sakinleştirici alabilirsiniz. Sonuçta kendinizi sakinleştirmenin kanıtlanmış bir yolu var. Sakinleştirici olarak Kanıtlanmış ve iyi bilinen bir çare kedi otu tendürütüdür ya da tabletleridir. Aldıktan sonra büyük olasılıkla bir film izledikten sonra ortaya çıkan korkuyu unutacak, esnemeye başlayacak ve güvenli uykuya dalacaksınız. Kedi otu merkezi sinir sistemi üzerine iç karartıcı bir etkiye sahiptir ve uyarılabilirliği azaltır. Çok korktunuz. Korku filmini bitirdikten sonra başka bir etkinliğe geçebilirsiniz. Yani dikkatinizi başka bir şeyle dağıtmaya çalışın. Tabii ki koşmak veya tenis oynamak değil. Kısa sürede uykuya dalmanızı sağlayacak bir tür sakin aktivite diyebiliriz. Örneğin bir kitap okuyun veya boyayın. Ayrıca örgü, çapraz bulmaca veya su doku ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Nefes egzersizlerine başvurabilirsiniz. Sakinleştirici nefes egzersizleri yapın. Diyaframınızdan nefes alın. Aralarında küçük duraklamalarla 3-5 saniye akciğerlerinizin haçmine bağlı olarak derin nefes alın. Yoga nidra yatmadan önce sakinleşmeye yardımcı olmakta da çok iyidir. Vücudunuzun bölgelerine odaklanmanıza ve nefesinizi kontrol etmenize olanak tanır. Bu da daha kolay ve daha hızlı uyumanızı sağlar. Konsantrasyonu serbest bırakmanıza izin verir. Olumsuz duygulardan ve korkulardan da arındırır. Bir diğer seçeneğimiz aromaterapi ve banyo. Aromatik yağlarınız varsa bu çok iyidir. Sonuçta sakinleştirici bile etki verebilir. Zihni açık ve hafif hale getirebilir. Elinizde bir aroma lambası varsa onu yakabilir. Asıl olan ateşle verilenle uykuya dalmamaktır. Ve kendinizi sakin, sükunet atmosferine kaptırabilirsiniz. Ayrıca rahatlatıcı, uçucu yağlarla sıcak bir banyo yapabilirsiniz. 10-15 dakika aromatik yağlarla kaplı ılık suda bekletin. Düşünceleriniz düzene girecek zihniniz netleşecek ve film izlerken yaşadığınız korkuların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını anlayacaksınız. Diğer seçenek de komik bir videoyu açmanız. Komik videoları izlemek çok iyi bir terapidir. Karakterleriyle birlikte bir korku filmi izlerken yaşadığınız olumsuzlukları olumlu bir şekilde yeniden inşa etmenize ve unutmanıza yardımcı olacaktır. Yine de aşırıya kaçmayın. Komik videolar korku filmlerine benzer bir etkiye sahip olabilir. Sadece komik, çok komik değil veya daha iyisi Sadece komik ve nazik bir şeye bakın. Örneğin bir tür çizgi film ekleyebilirsiniz. Diğer yolda birinden sizinle aynı odada yatmasını isteyin. Etkili bir yoldur. Yakınınızdaki biri yanınızdaki odada uyuyorsa kendinizi daha rahat ve korunmuş hissedecek, rahatlayabilecek, korkularınızı unutabilecek ve güvende uykuya dalabileceksiniz. Arkadaşlar önerilerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki butondan bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.